tehdit edemez. Babasından işi devralmış, zengin çocuğu değilim. Ben sıfırdan bu sektörde kendini var etmiş, cabbar, inatçı ve güçlü bir insanım. Yap, cilası attım, pasta poliş yaptım, tuvaletini temizledim. O kadar üzgündüm, işler olmuyor. İşte o sıra Körfez krizi, savaş, Irak. Ya dedim, gönüllü yazılayım, gideyim şu Irak'a, paralı asker olayım ya dedim bari. Gideyim orada para kazanayım dedim. Ya bu iş olmayacak yani. O kadar yokluk içerisinde günler geçirdim ki, inanın hırsımdan gece yatakta sabahlara kadar ağlardım. Rabbim, benim şansım ne zaman dönecek? Ben 1968 yılında İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldim. İlkokulu Karşıyaka'da okudum. Orta ve lise öğrenimimi İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladım. Daha sonra 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi'nde akademik eğitimimi tamamladım. Daha akabininde de İngiltere'ye lisan eğitimi almaya gittim. Yaz tatiline geldiğimde Cino Yatçılık firmasının, ki o zaman Türkiye'nin duayeni de Cino Pardo, rahmetli olduğu için diye diyorum. Kendisi bana iş teklif etti. Ben de kabul ettim. 5 sene kadar kendisiyle çalıştım. Ve 5 sene sonunda şirketten genel müdür olarak ayrıldım. 1997 yılında Kuşadası merkezli ilk küçük bir ofiste kendi firmamı kurdum. İlk ofisi kiraladığımda çok cüzi bir param vardı. Maalesef ofise mobilya bile alamamıştım. Bir faks makinesi, kahveciden bir tabure. Ondan sonra bir de klima taktığım için çok şanslıydım. Klimayı da takmamın sebebi, yolda bir gün bir tane köpek gördüm. Köpek de uyuz hastalığına yakalanmış, ölmek üzere. O yok paramla onu da tedavi ettiriyorum. Onun da serinde yatması lazım. Eve götüremem, annem köpeği de beni de atar çünkü. Uyuz köpeği de getirdim bir de eve diye. Köpek mecbur ofiste yatıyor. Ondan sonra ben de bir, madem dedim köpek giremiyor, ben de dedim ofiste. Bir yatak, bir battaniye, köpek orada, ben orada. Ondan sonra klimayı da köpeğin yüzüstü hürmetine taktırdık. Köpek serinlesin diye. Neyse, ben öyle bir serüvene çıktım. 2000 dolar cebimde parayla. Öğrendim ki kaptanlardan, Antigua denilen bir yer var Karayipler'de. Buradaki fuara gidersen müşterilerle iletişim kurabilirsin. Ben baktım haritada nerede, bulamıyorum. Gittim bilet ofisine, oradan buradan öğrendim nasıl gidildiğini. Ondan sonra bir bilet aldım. Boyumdan büyük iki çanta broşür. Çünkü gidiyorum ya, ne kadar tanıtım yapsam kar. İnanın çantaları sürükleye sürükleye taşıyorum. Neyse gittim otele gireceğim. Baktım 400 dolar otelin geceliği. Allah dedim, ben burada kalamam. Ondan sonra orası burası gece oldu. Dedim marinada bankta yatayım, bir şey olmaz. Bankta yattım, sabah kalktım. Marina'nın banyolarında duş aldım. Öğlenleri aman derdim, bir tekne davet etse de bir yerde yemek yesem. Yani çok hakikaten zor günler geçirdim. Bir ara, inanır mısınız, size çok samimi söylüyorum bakın bunu. O kadar üzgündüm, işler olmuyor. İşte o sıra Körfez krizi, savaş, Irak. Ya dedim, gönüllü yazılayım, gideyim şu Irak'a, paralı asker olayım ya dedim bari. Gideyim orada para kazanayım dedim. Ya bu iş olmayacak yani. Olmuyor diye kahroluyordum. O kadar sıkıntılı günler geçirdim ki, o kadar yokluk içerisinde günler geçirdim ki, inanın hırsımdan gece yatakta sabahlara kadar ağlardım. Rabbim, benim şansım ne zaman dönecek? Anneme kahve falları baktırırdım. Yat var mı, görünüyor mu? Yani inanamazsınız ya, çok ama güzel günlerdi. Yani beni pişirdi, beni sınadı, beni hırpaladı ama beni bugünlere getirdi. ...30 yıl geçti o fuarın üstünden ve ben sürekli gidiyordum. O fuara, başka fuara, dünyanın neresinde yat fuarı olursa gitmeye başladım.
Tabii yavaş yavaş da müşteri portföyüm çoğalmaya başladı. Onun için farklı ofisler açma zaruriyeti doğdu. Derken Bodrum, Marmaris, Göcek, Antalya ve en son İstanbul'da da ofisimizi açtık. Tabii şirket büyüdü. Baktım ki müşterilerin ihtiyaçları çeşitleniyor. Eskiden sadece acentacılık hizmeti verirken kumanya istemeye başladılar ve büyük yatlar gelmeye başladı bana. Ve bu arzu ettikleri kumanyaları temin edebilmek için profesyonel bir sistem kurmam gerektiğini anladım. Turkey Provisioning Services adı altında kumanya firmasını kurdum. Frigolu araçları aldık, depolar yaptık küçük. Şu an Türkiye'nin her yerinde 7/24 yatlara istedikleri en kaliteli ürünleri ikmal etme imkanımız doğdu. Sonra 2005 yılında baktım ki çok yoğun bakım onarım, işte teknik servis, maintenance dediğimiz küçük onarımlar, bu tip talepler var. Bunun için de Bodrum'da Barka Tersanesi, Barka Shipyard adı altında tersanemi kurdum. Şansım yaver gitti, gulet inşa işi geldi bana. İki tane 36 metre schooner, bir tane 40 metre çelik gulet inşa ettim yabancı müşterilere. Onları ihraç ettim. Bir tane motor yat inşa ettim. Onu da ihraç ettim. Baktım ki inşaat işi kolay bir iş değil. En az 2 sene sürüyor. Garanti koşulları ağır. Çünkü yurt dışına gidiyor tekneler ve garanti 1 yıl, 2 yıl arasında sürüyor. Bu sefer teknede bir arıza olsa oraya gitmek gerekiyor gibi. Ben refit'e döndüm. Yani refit yatın bakım onarımıdır. Ve 2005'ten bugüne kadar 85 tane refit yapmışız. Ve hep 40 metre ve üstü yatlar, hepsi yabancı yatlar ve hepsi için gerçekten çok memnun bir müşteri kitlesi bıraktık arkamızda. Ve Türkiye'nin refit konusunda da bilinirliğini sağladık. İkomiya denilen standart firmasında Türkiye'nin en çok refit yapan 3 firmasından biri olarak ilan edildik. Ve gerçekten gurur duyuyoruz bugün Türkiye'de ilk refit'i başlatanlardan biri olduğumuz için. Akabininde deniz uçaklarına yöneldim. Deniz uçağıyla transferlerin fark yaratacağını düşündüm. Ondan sonra Bares Limuzin'i kurduk. Lüks araç ihtiyaçlarını karşılayabilmek için. Ve şimdi yaklaşık Türkiye'de 23 tane teknenin management'ını yapıyoruz. Her sene en az 100 tane yabancı motor yat ağırlıyoruz ve bunların 200 seferi olduğunu düşünürsek 300 sefer yaptırıyoruz. Tamamen entegre bir tesis haline geldik ve yurt dışında çok iyi bilinen ve tercih edilen bir Türk markası olarak kendimizden gurur duyuyoruz ve buna devam edebilmek için var gücümüze çalışıyoruz. Geçen sene itibariyle Mercedes motor yatlarının satışını aldık. 13 Aralık 2023'te Esma Sultan Yalısı'nda bir lansman gecesi yaptık. Satış koordinatörlerinin de Mercedes'in bulunduğu. Ondan sonra İstanbul Boat Show'da bir örnek tekneyi getirip sergiledik. Şu an Mercedes Finlandiya'da imal ediyor bu tekneleri. Ve bize Türkiye'de imal etmeyi teklif etti Barka Tersanesi olarak. Ve şu an o görüşme içerisindeyiz. Eğer feasible bulursak ve anlaşırsak kısmetse Mercedes-Benz motor yatları sırf distribütörü değil imalatçısı da olacağız Türkiye'de. Şu an öyle bir hale geldik ki yani Begüm yatçılıkla kolay kolay kimse başa çıkamaz. Çünkü 30 senenin emeği var. Türkiye is us sloganıyla dünyada Türk bayrağını taşır bir hale geldik ve Begüm Yat'ın kadrosu çok büyüdü. Ortalama 60 kişi çalışıyor bünyemizde şu an. Ve bayrağımızı, ülkemizi en iyi şekilde tanıtıp taşımaktan başka artık bir arzumuz yok. Varlıktan gelmedim. Onun için biraz önce toplantıda iş arkadaşlarıma onu söyledim. Gerçekten sokaktan geldim. Kendimi eğittim. Aileme katkım olsun diye ekstra vakitlerde tekne bakardım. Yani motor çalıştır, akü şarj et, motor yağı değiştir, yelkeni indir, yıka, parlat, çek yerine koy, sahibi geldiğinde tekneyi temizle, teslim et. İşte oradan alacağım bir 100-200 dolarla
aileme de katkıda bulunuyordum. Ayaklarım sağlam yere basıyor. Bakın biraz önce dedim ki tersane kısmına döndüm. Sizin yaptığınız her işi ben sıfırdan yaptım. Ben cilası attım, pasta poliş yaptım, tuvaletini temizledim. Sıfırdan her türlü hizmetinde bulundum yatların. Acentalı desen zaten ana işim o. Yani siz dedim beni kimse tehdit edemez. Öyle ben dedim babasından işi devralmış zengin çocuğu değilim. Ben sıfırdan bu sektörde kendini var etmiş, cabbar, inatçı, istikrarlı ve güçlü bir insanım. Ben buraya iki ayağımın üstüne yokluktan yavaş yavaş ayağa kalkarak bir bebeğin emeklemesi, ayağa kalkması, büyüyüp dimdik durması kadar ömür verdim. Onun için bu iki ayağında duran insanı haşa Allah'tan öte hiç kimse önüne alamaz.